Değerli izleyenler, canlı yayınıza hoş geldiniz efendim. Burası Önemli ile karşınızdayız. Bugün biraz Türkiye seçimlerini konuşmak istedik. Türkiye seçimlerini konuşurken de seçimleri gidip yerinde izleyen arkadaşlarımızdan değerli meslektaşımız sevgili Alihan Pehlivan'ı dün konuk ettik. O da bizi kırmadı ve geldi sağ olsun. Seçimde ortaya çıkan sonucu ya da orada tespitleri varsa yerinde gördüğü, incelediği, inceleyebildiği gerek sandık başında gerekse diğer etkileşim alanında gördüğü ne varsa konuşmaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım sevgili Alihan'dan. Sevgili Alihan, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Levent. Ben de böyle hemen yayını paylaştım. İyi ettin. Çıktı ama. Estağfurullah. İyi yayını ettim. Da paylaşalım kendi, dedik. Kendi doğallığında bir süreç, sıkıntı yok. Sevgili Alihan, şimdi tabii ben yazını okudum gelmeden. Yani bu bizdeki etkisini de, ben de biraz karalamaya çalıştım bizdeki etkisini. Yani neoler olabileceği. Aslında Türkiye'deki seçim sonuçları elbette ekonomi, yani o Süleyman Demirel'in meşhur tencere lafı bir anda tekrardan gündeme geldi. Herkes tencerenin götürebileceği hiçbir iktidar yoktur diye. Şimdi aslında şu var, gelmeden önce tabii AK Parti'ye yakın kalemleri de okudum. Yani bir öz eleştiri mekanizması var mı içinde diye. Mesela Ahmet Hakan'ı okudum. Abdülkadir Selvi'yi okudum gelmeden. Hepsinin teslim ettiği durum şu ki, yani bir ekonomik mesaj var bu işin içerisinde. Ben de anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan Türkiye'deki, yani seçimde ekonomi hamlelerini, seçim odaklı ekonomi hamlelerini genel seçimde kullanabildi. Yani kotasını orada doldurmuş gibi geldi bana. Biraz, bu EYT açılımı falan biraz falan. Biraz onlar var. Burada biraz daha dar kaldı. Biraz onlar var. Biraz evet, emekliler var. Biraz adaylar var. Bazı yerlerde ittifaklar işe yaramadı. Onlar var. Yani pek çok sebebi var ama yani esas sebep bana göre de Tencere. Tencere Partisi kazandı. Dün sevgili Bülent Dizdarlı'yı da konuştuk. O da yazımı okumuş. Dün aradı. Tebrik etti. Dedi aynı düşünüyorum. Yani Türkiye'de seçimleri kazanan Tencere Partisi oldu. Levent, şöyle düşün ki biz Kıbrıs'ta yaşıyoruz ve ben adaya 96 yılında öğrenci olarak geldim ve o yıllarda Kıbrıs çok pahalıydı. Sonraki yıllarda Kıbrıs çok pahalıydı. Hala da son birkaç seneye kadar öğrenci olarak adaya gelenler yanlarında zaman zaman yiyeceklerini getirirlerdi bölgelerinden. Veya işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Hataylı insan çok, yaşayan çok. İşte insanlar Hatay'a gider, Hatay'dan bu tarafa gelirken salçasını, bulgurunu, pirincini, ununu getirir idi. Ne zamana kadar? İşte son bir yıla kadar. Çok enteresandır. Türkiye'de üretilen, isim de verelim, Solo tuvalet kağıdı ya da 5 litrelik emek yağı Türkiye'den üretiliyor. Buraya getiriliyor, burada satılıyor. Ama fiyatı Türkiye'den 100 lira daha fazla. Yani bakın, bir tuvalet kağıdındaki fark, Türkiye'nin ürettiği tuvalet kağıdı buraya ithal geliyor. Biz alıyoruz ama 100 lira Türkiye'den daha ucuz alıyoruz. Bu son derece önemli. Seçimleri tabii yerinde gidip izlemek en önemlisi. Bir taksiciyle konuşmak, bir berberle konuşmak, bir esnafla konuşmak benim için önemli. Ben biliyorsun 10 ay önce Cumhurbaşkanlığın ikinci tur seçimleri içinde yine Ankara'da Beştepe'deydim. Akrep'te olmuştum. Orada da gittik bir iki gün öncesinden. Hatta onun öncesinde Yozgat, Sivas, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman, oralara da gitmiştim. Bir takım yani şeyleri alıyorsun, backgroundları alıyorsun. Bu seçim önemli bir seçim. Çünkü Türkiye'de 5 yıl boyunca yerel yönetimler hizmet verecek. Yerel yönetimler başarılı olduğu zaman partilerin iktidara gelmeleri veya iktidardan gitmeleri de orantılı oluyor. Eğer o partinin belediye başkanı halka iyi işler yapabiliyorsa seçimde seçmen o partinin devamını veya iktidara gelmesini de isteyebiliyor. Şimdi Türkiye'de 10 ay önce bir seçim oldu. Ya. Çok yeni, yani yeni 10 ay. Bir yıl olmadı. %52 aldı Erdoğan. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı %52 aldı. Ve
sadece Cumhurbaşkanlığı değil, biliyorsun bir hafta öncesinde de genel seçimler de Türkiye'de olmuştu. İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, ki bu saydığım partilerin tamamı şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, o altılı masa dediğimiz şeyin içinde, oluşumun. Birlik oluşumun içinde milletvekilliği kazandılar. Evet. Ama bugün bu saydığım partilerin tamamı tabela partisi oldu. 10 ayda gittiler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili temsiliyeti var ama gel gelelim yerelde hiç temsiliyet kazanamadılar. Sıfır çektiler. Sıfır çektiler. E işte bugün İyi Parti gördün, kurultay kararı aldı, gidiyor. Saadet Partisi keza öyle. Deva öyle. Gelecek öyle. Demokrat Parti. Tabela partisi konumuna düştüler. Altılı masadan tek karlı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Enteresandır. Yani altı masanın içinden. Ama ona nasıl çıktı? Genel başkan değişerek. Genel başkan. Ama ben şeyi çok yani etkisi olmuştur ama yani 6 ayda Özgür Özel işte CHP'nin başına geldi. Bütün CHP'yi aldı sil baştan yarattı ve o rüzgarla AK Parti'yi yendi. Bence çok da insafsızlık olur. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na insafsızlık olur. Ama zaten olur. Kendisi de öyle bir sahiplenme yapmadı. Bu seçim zaferiyle ilgili yaptığı konuşma güzel bir konuşmaydı. Sahiplendirici bir konuşmaydı ama dediğim gibi esas etken ekonomi. Çok basit bir örnek. Sen de İstanbul'a çok gittin. İstanbul'u sen de çok seviyorsun biliyorum. Çok. Hani ben seçime gittim ama biraz da İstanbul'a gitmişken bugün gerçi Ramazan, mübarek Ramazan ama gene de söyleyeyim. Beşiktaş'ta benim mesela gittiğim bir börekçi vardı. Abi, sulu böreği bir yapıyor. Yani keşke bugün seninle beraber gitsek. Yemin ediyorum bir tepsiyi ikimiz yeriz. Çok güzel. Beşiktaş'taki dönerci de var, o da iyidir. Orada onu yedim. Öğlendiğin şeye gittim, İstiklal'e gittim. İstiklal'in girişinde biliyorsun ıslak hamburger vardır. Çok güzeldir. İyi iki tane de orada götürdüm. Akşam da yine bir yerde bir köfte yedim. Ayıptır söylemesi. Ama tek başıma 1475 lira yani 1500 liraya yakın bir para. Ki bu saydığım 3 menü yani sabah öğle akşam aslında bir öğrencinin İşte senin de öğrencilik yıllarında veya işte bekarlık yıllarında İstanbul'a gittiğinde takıldığın yemek. Yani Boğaz'da bir yerde bir şey yemedim. Böyle çok lüks bir lokantaya gitmedim. Nusret'e gitmedim. Kaşı Beyaz'a gitmedim. Böyle sıradan öğrencilik yıllarımızda gittiğimiz o mekanlara gittim. 1500 lira. Şimdi 17.500 Türkiye'de asgari ücretin fiyatı. Yani günde 1500 lira yemek parası verirsen sevgili Levent 10 günde param biter. Geriye kalan ayın geriye kalanında aç kalırsın. Bu kadar fiyatlar yukarı çıkmış durumda. Evet. Ekrem İmamoğlu güzel bir şey yapmış. Fatih'te gördüm. İşte bir lokanta gibi bir yer anlaşmışlar. Tablotta yemek veriyorlar 100 liraya ama içinde pilavı, yoğurdu, tatlısı, tuzlusu, turşusu her şeyi var. 100 liraya bir tablot yemek alıyorsun ve karnın doyuyor. Birazcık kuyruk var dışarıda ama tutmuş. Yani İstanbul'un çoğu noktasında bunları yapmış. İstanbul'un çoğu noktasında kreşler yapmış. Bunlar tutmuş. Bunlar halk tarafından tutmuş. Onun seçim başarısında bence bu iki önemli noktayı söylemek lazım. Biz de Lefkoşa'da Mehmet Armancı şey yapıyor biliyorsun, paylaşım mutfağı yapıyor. Hmm. Güzel bir şey. Paylaşım mutfağını biraz daha Ekrem İmamoğlu İstanbul geneline yaymış. Onun dışında paylaşım mutfağı yapan 18 belediyede benim bildiğim yok Kıbrıs'ta ama güzel bir şey yapmış. Belediyelerin kreşi var mı Kıbrıs'ta? Ben bilmiyorum ama o da tutmuş. Yani burada bizdeki belediye başkanlarına da o ipucunu vereyim. Yani İstanbul'da tutan şeylerden bir tanesi de o. Tabii İstanbul'a AK Parti çok ciddi şey yaptı. Levent, yoğunluk gösterdi. Neredeyse kabinenin tamamı şeyi gezdi.
İstanbul'u gezdi ama orada şunu gördüm. Beyoğlu'nda mıydı? Fatih'te miydi? Tam hatırlamıyorum ama Kültür Bakanı'yla Türkiye'nin. Mehmet Nur Ersoy. Vallahi hangisiydi bilmiyorum. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı. Turizm ve Kültür Meşim. O evet. Zaman Nur Ersoy ama ben şeye sordum. Yani yanına gitmedim ama orada bir esnafla konuştuk. Ya dedi Kültür Bakanı geziyormuş dedi. Dedim kim Kültür Bakanı tanıyor musun? Yok dedi tanımıyorum dedi. Şimdi Türkiye'de son kabine değişikliği de oldu biliyorsun. İki bakan, birisi Hakan Fidan, bir tanesi de İçişleri Bakanlığı'na gelen evet, Ali Yerlikaya. İsim bazında bu iki isim halk nezdinde biliniyor, popülaritesi var. Ama işte Çalışma Bakanı'ymış, Kültür Bakanı'ymış, Spor Bakanı'ymış, bunları çok insanların tanımadığını fark ettim İstanbul'da. Yani eski kabinelere göre bu yeni kabine daha o popülasyonu alamamış. Yani İstanbul'da geziyor adam. Ben soruyorum esnafa, kim diyorum bu gezen? Bilmiyorum diyor, Kültür Bakanı'ymış diyor. Bak sen ismini biliyorsun ama o esnaf ismini bilmiyor. Ve bu insanlar gitti, kendi adayları için o istedi. Belli ki bu da tutmadı. Bu önemli bir tespit çünkü bunun benzerini Ahmet Hakan da şeyde söylüyor. Ben şahit olduğum evet, için. Yani zaten Erdoğan'ın dışında, yani Erdoğan'ın hakla kurduğu o bireysel işte o iletişimi alt kadroların kuramadığından. Doğru söylüyor Ahmet Hakan. Çünkü ben bizzat gördüm. Yani ben orada bir esnaftaydım. İşte bir kalabalık geldi. Dedim ne oluyor falan. Dediler Kültür Bakanı geziyormuş. Kim dedim Kültür Bakanı? Yani ben de o dakika boşluğa düştüm. Onlar da bilemedi. Şimdi bilmediğim bir adam sana gelecek ve diyecek ki işte benim adayıma destek ver. Yani şimdi eski kabinede şimdi bir düşünelim yani bir Antalya'da yani bir Mevlüt Çavuşoğlu tabii. Yani kim ne derse desin bugün Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu'dur. Bir Süleyman Soylu yani gittiği yerde ayak bastığı yerde ki depremde biz beraber. Binali dedik. Yıldırım, Veysel Eroğlu bunlar. Yani herkesin tanıdığı şeyler yani mesela Türkiye Çalışma Bakanı tanır mısın? Yok yani ezbere bilmem. Ezbere sen ben de bilmem. Yani, daha önce olsa bilirdim. Yani şu an bu son terörat kabilede ben de yani işte Ali Yerlikaya, Hakan Fidan. O ikisini biliyoruz. Evet. Belki birazcık turizmden olduğu için hani şeyi de Ersoy'u da hani biz biliyoruz. Kıbrıslılar biliyor ama Türkiye'de İstanbul'da. Şimdi turizm, biz Mehmet Nur Ersoy'u Turizm Bakanı olarak biliyoruz. Aslında. Kültürü var mıydı bilmiyorum. Tabii bak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'de. Kültürü senden öğrendim. Yani bana Kültür Bakanı dediler ben bilemedim. Turizmde birleşikse o zaman Ersoy gitmedim. Hatta yani. Kültür önde değil turizmde. Yani Kültür ve Turizm Bakanı'dır. Ha, o zaman Ersoy'du. Ben yani yanına gitsem tanırım, görürüm de kalabalık böyle şey geziyorlar, cadde geziyorlar. Görmedim, esnaftaydım. Önemli. Bir önemli nokta Levent, şeyde ittifakta sıkıntı oldu. Yani AK Parti, MHP. Örneğin Kütahya. Kütahya MHP'deydi. Kütahya'da da çok tanıdığımız bir isim var. Ahmet Erbaş. Ahmet Erbaş var. Kütahya MHP milletvekili. Hepimizin de tanıdığı, sevdiği bir isim. Yarın da galiba Kıbrıs'a geliyormuş. Şimdi Ahmet Erbaş kırsalda görevli milletvekiliydi. Seçimin kırsal ayağını koordine etti. Şimdi Kütahya'da hem AK Parti aday çıkardı. Hem MHP zaten mevcut başkanı MHP'liydi. İkisinin kavgasından aradan CHP sıyrıldı ve CHP aldı Kütahya'yı. Ahmet Erbaş 16 ilçenin 10'unu aldı. Yani büyük bir başarı da sağlamış. Kendi görevli olduğu yerde 16'sının 10'unu almış. İki taneyi de 45 oyla kaybetmiş. Yani onları da alsa 12, sadece 4 kırsal belediyesini alamıyor falan. Böyle bir durum var. Çoğu yerde... Örneğin şeyde de öyle, işte Gümüşhane'de de öyle. Yani hem AK Parti aday çıkartmış, hem MHP aday çıkartmış ama CHP gelmiş. Giresun'da da galiba. Giresun'da da öyle. Yani çoğu yerde o ittifakı oluşturamamışlar. Mesela ben Yalova'lıyım. Yalova'da da
ittifak vardı ama mesela Yalova'da MHP adayı göstermedi. Sadece AK Parti ve CHP adayı gösterdi. Orada dengeyi bozan ve tüm Türkiye'de dengeyi bozan üçüncü bir unsur var. Yeniden Refah Partisi. Konya'da gördük zaten. Orada da gördük. İstanbul'da gördük. Şanlıurfa'da. Şimdi zaten bir önceki yani 10 ay önceki seçime göre AK Parti 1,5-2 milyon oy kaybına uğramış. Yeniden Refah'ın aldığı oy da 3 milyona yakın bu seçimde. 3 milyona yakın oy almış genelinde. Yani ittifak başarılı olsaydı bence tablo çok farklı olurdu. Yani MHP, AK Parti ve Yeniden Refah İttifakı, Cumhur İttifakı dediğimiz ittifak 10 ay öncesi gibi işlemiş olsaydı bugün tablo bu kadar kırmızı olmazdı. Bunu çok net söyleyebilirim. Evet. Örneğin bizim Yalova'da 1000 oyla seçim değişti. AK Parti'den CHP'ye geçti. Yeniden Refah da 1000 oy aldı. Yani onu o tarafa attığında sonuç farklı olurdu. Şeyi gördüm ama İstiklal'i sen en az benim kadar seversin, bilirsin. Galatasaray Lisesi'nin oradayım. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı ve İstanbul adayları Beyoğlu'na geldiler. Mücahit Erbakan diye böyle bir ses o Beyoğlu'nda inledi. Bir ucu Galatasaray Lisesi'nin orada konvoyun. Bir ucu ta Marmara'nın orada. O İstiklal'i böyle komple doldurdular. Ben zaten o şeyi gördüm. Kalabalığı gördüm. Dedim Murat Kurum'un yani İstanbul'da işi çok zor. Yani Yeniden Refah bu kadar bir kalabalık yaptıysa, bu kadar burayı doldurduysa, Beyoğlu'nu inletiyorsa dedim Murat Kurum'un işi zor. Hakikaten de öyle oldu. Bu yani Fatih Erbakan'ın tabii aday yani bir ittifak için çok ciddi şartlar sundu. Çok ciddi değil. Yani mesela, Fuat Kılıç Ankara adayıydı Yeniden Refah Partisi'nin. Fuat Kılıç bir ay önce Kıbrıs'a geldi. Evet, ben de televizyona programa konuk oldu ve biz bu ittifakı Fuat Kılıç'la konuştuk. Hatta Fuat Kılıç benim programımda çağrı yaptı. Gelin dedi bu ittifakı bozmayın. Gelin bu ittifakı verelim. İstanbul'da 3 ilçe istiyordu Yeniden Refah Partisi. Ve 2 tane de büyükşehir de aday göstermek istiyordu. Bunlardan biri Kocaeli'ydi. Evet, bu seçimin yani seçimin sahadaki ittifakı. Yani o özellikle işte İsrail'le ticaret dursun durmalı şartı bence çok çarpıcı bir şart. O sonradan çıktı o şartlar. Yani ilk başta İstanbul'da 3 ilçe bunlardan biri Fatih'ti ve Kocaeli Büyükşehir'le bir belediye daha onların esas şeydi ama orada zaten anlaşılamadı. Yani bırak o İsrail'e ticaret, ticaretmesini. Esas orada ittifak noktasında ipler koptu. Üç ilçeyi İstanbul'da AK Parti vermem dedi. Keşke verseymiş en azından. Belki... Salt bu matematiği buna yorar mısın yani sevgili Alihan? Tabii ki. Yani Yeniden Refah'ın aldığı 3 milyon oy var. AK Parti ile CHP arasında 1,5 milyona yakın oy farkı var. Yani Yeniden Refah'ın aldığı oylar AK Parti'ye attığında AK Parti CHP'nin üstüne çıkıyor tekrar. Yani şu algı Kıbrıs'ta çok konuşuluyor. İşte AK Parti bitti, Erdoğan bitti, Türkiye'de sol geldi, burada da sol gelecek. Yani rakamlar bunu söylemiyor. Yani Yeniden Refah Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani 10 ay önce Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin oylarında bir sıkıntı yok. Aynı oy almışlar. Yani yine toplasan %52-55'e yakın bir oy var sağ tarafta. Evet. Yani CHP bu kadar oyun arttırsa da ilk defa AK Parti'yi geçse de total rakamda şey yok. Sol geçmiyor sağa. Yani o yüzden bizde bazı arkadaşlar var özellikle sosyal medyada veya bazı köşe yazar arkadaşları okuyorum. İşte Türkiye'de sol geliyor. Bizde de bir umuttur. İşte tekrar federasyon, tekrar barışma. Türkiye yok. Tekrar Avrupa'ya önünü dönecek. Kıbrıs'ta işte politikasını değiştirecek falan. Yani bunları söylemek çok kolay ama rakamlar bunları doğrulamıyor. Böyle bir şey yok. Yani ben
AK Parti'nin iktidarını çok uzun zamandır takip ediyorum. Erdoğan'ı çok uzun zamandır takip ediyorum. Erdoğan öyle çok çabuk politika değiştirebilen bir lider değil. Yani göreceğiz zaten önümüzdeki birkaç hafta, bir ay, iki ayda. Yani Kıbrıs'la ilgili bir politik değişiklik olmayacak. Ama şunu söyleyebilirim, bak bunu da özellikle altını çize çize söylüyorum. Kıbrıs'la ilgili politik değişiklik olmayabilir ama Kıbrıs konusuna bakan, Kıbrıs'ta bulunan veya bürokrasideki bakanlarda veya burayla alakalı konulardaki kişilerde bir değişim olabilir. Bak bunu çok önemli bu söylediğin. Bunu çok fazla açmayacağım ama bu kadarla söyleyeyim. Çünkü yani, bunu bile söylemek mesele değil. Yani bunu bile söyleyeyim. Bu bir iki ay içerisinde bunu çok somut göreceğimizi düşünüyorum. Buna niye düşünüyorum? Çünkü oradaydık. Orada bazı temaslarımız da oldu. Ama Kıbrıs politikası yüzünden değil bu. Yani değil, değil. Kendisinin ekip, yani bir ekiple bir yenilenmeden alakalı söyleniyor. Bir ekiple alakalı, evet, bir şey olacak. Türkiye'de kabine değişikliği bekler misin? Beklerim. Türkiye'deki kabine değişikliğinden sonra Kıbrıs'ta da kabine değişikliği beklerim. Hatta Türkiye'deki değişime gerek kalmadan Kıbrıs'ta bir kabine değişikliği olmasını düşünürüm. Neden? Şunu çok net gördük. Yani sırf parti içi dengeleri koruyacağım diye ben Levent'i kabinemde tutmamamın bir mantığı yok. Bunu seçimde görüyorum. Bunu bir daha söyler misin lütfen? Yani ben sırf parti içi dengeleri koruyacağım diye. Anladım. Parti içi dengeleri koruyacağım diye Levent'i kabinemde tutmanın bir mantığının olmadığını bu seçimde çok net gösterdi bize Türkiye. Ya yani örneğin Yunan Yüksel, şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı, başbakan kurultaya gidiyor BAPE. Belki arkasına bir seçim gelecek, belki o gelecek. Şimdi bu ortamda işte Ahmet'ti, Mehmet'ti, Hasan'dı, Hüseyin'di. İşte parti içi dengeler, yok Mausa dengesi, yok İskele dengesi, yok Güzellik dengesi, yok Girne dengesi. İşte ben o dengelere göre bir kabine oluşturayım ve bu kabineyle partiyi kurultaya götüreyim. Ondan sonra da seçim falan olursa. Hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok. Bunu çünkü Türkiye'de çok net gördük. Seninle birlikte olacak, sana inanmış olacak adam, insanlarla yürüyeceksin yolunu. Bu sadece bakan düzeyinde de değil. Altıyla da alakalı. Örneğin işte bir bakanlıkta bir müsteşar, yıllardır UBAPE'de müsteşarlık yapar. Ya ben bir günden bir güne bu adamı bir mitingde görmedim. Bir kahvanede görmedim. Bir köy gezisinde görmedim. Ünal Yüksel'in ayak bastığı herhangi bir yerde görmedim. Şimdi o adamı orada tutmanın mantığı yok. Bunu çok net gördük Türkiye'de. Bunu ben Ünal Yüksel için söylüyorum şimdi ama yani Ünal Yüksel başbakandır. Yani bugün başbakan Levent Kutay olsaydı. Sonra izleniyoruz yalnız Abil. Yani izleyen izlesin. Tahmin etmiyorum, izleniyoruz. Levent Kutay başbakan olsaydı ben Levent Kutay için de bunu söyleyecektim. Yani bu adamı orada tutmanın bir mantığı yok. Eğer senin partine sana bir faydası yoksa. Bunu çok gördük Türkiye'de. Yani o sokaklara saldığın bakanları insanlar tanımıyorsa sana oy vermiyor. İşte Ahmet Hakan da söylüyor. Ben de söylüyorum. Ben gözle şahit oldum bu konuya. Gözlerimle şahit oldum. Bir faydası olmuyor. Dolayısıyla bizdeki siyasilerin de bu son seçimden oturup iyi bir ders çıkartması gerekiyor. Örneğin Ünal Yüksel şu anda. Sadece Ünal Yüksel mi peki bunu? Hayır. Tufan Erman'da, Zeki'de. Örneğin Yeniden Refah Partisi'nin bu başarısını bence Zeki Çeler almalı. Yani şimdi Yeniden Refah nere, TDP nere diyebilirsin. Ama ikisinin de kökleri çok eskiye dayanıyor. İkisi de bir şeylerin devamı. Bugün Zeki'nin başına geçtiği partinin de kökleri var arkaya giden. İsmi TDP de olsa gerisinde TKP'si var, BDH'sı var, bilmem neyi var. Aynı şekilde Yeniden Refah da daha önce işte Erbakan'ın partileri kurduğu partiler, Saadet Partisi bile zamanında Refah Partisi'ndeydi. Erdoğan da zamanında Refah Partisi'ndeydi. İşte birkaç kez onlarda da isim değişikliği oldu. Açıldılar, kapandılar falan. Baraj altı kaldılar. Bir takım bir şeyler oldu. Dolayısıyla ben mesela Zeki'nin yerinde olsam kesinlikle Yeniden Refah Partisi'nin bu çıkış noktasına bakarım.
oylarını %8 arttırdı Levent bir önceki seçime göre. Yani şu anda yeniden Refah Türkiye'de 3. parti konumuna geldi. MHP'yi geçti, İyi Parti'yi geçti, DEM'i geçti, hepsini geçti. Şu anda 3. parti Türkiye'de adamlar. Ya yani bir milyondan fazla oy almışlar sevgili Levent. Yani önemli, çok önemli. Bugün İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, mecliste temsil edilen bu partilerin aldığı oyun kat kat üstünde bir oy aldı. Deva'yı geçti, MHP'yi geçti. Yani o yüzden hiç küçümsememek gerekiyor. Ana muhalefetin de bir ders çıkartması gerekir Türkiye'deki seçimlerde. Yani şu anda evet ülkenin gündeminde işte diploma sahteciliği konuşuluyor, işte rüşvet olayları var, başka başka olaylar var ama hani bu çok halk nazarında, sandık nazarında çok etki eden şeyler değil. Yani şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi AK Parti 22 yıl sonra bir seçim yenilgisi yaşadı. AK Parti bunu toparlayabilir mi? Bence toparlar. Çünkü örnekleri var. 2009 seçimleri AK Parti %38 oy almış. 2009 seçimleri ki 2009 bizim için de önemlidir. Ülkede ekonomik kriz vardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi erken seçim kararı aldı. Ulusal Birlik Partisi 2009 seçimlerinde Doktor Derviş Eroğlu'yla tek başına iktidara geldiler. 19 Nisan. 19 Nisan'da. Yine 2009'da Türkiye'de AK Parti %38 oy almıştı. 2011 seçimlerinde %49.8, %50'ye vurmuş. Yani 12 puan oyunu artırmış 2 yılda. 2015'e gel, AK Parti %40 almış. 2015'te 5 ay sonra 49 küsür. Yani 10 puan arttırmış, 50 almış. Yani şimdi Türkiye'de işte yerel seçimler AK Parti kaybetti, Erdoğan gitti diye burada yazılanlar, çizilenler var. Hayır kardeşim, yani bu işler öyle kolay değil. Erdoğan geçmişte 4 kez geriye düşmüş ama CHP'nin altında ilk defa kalıyor, doğrudur. Ama her seferinde bir sonraki seçimde %10-11'lere dayanan oy zıplamaları yapmış. O yüzden bir sonraki seçimler 2028, unutmamak lazım. 4 yıl Türkiye'de seçim yok. 4 yıl içinde ekonomiyi iyi bir noktaya getirebilirse yine Türkiye'de AK Parti sandıklarda birinci parti olabilir. Şimdi tabii madem ki yani tencere partisi üstünden ilerliyor konu. Dolayısıyla senin söylediğin gibi ekonomik anlamda bir takım adımlar gerekiyor. Belki iç ve dış yatırımların artırılması gerekecek. İşte bu konuda ben de senin gibi düşünüyorum, açık söyleyeyim. Yani hatta bugün de kaleme aldım. Yani ben Türkiye'nin Kıbrıs politikasında çarpıcı bir değişiklik beklemiyorum. Ama tabii bir diplomatik süreç, dış etkenlerin konjonktür gereği başlatılması durumunda masaya oturulur. Kıbrıs'ta bir takım yeni girişimler yapılmak istenir. Bunu anlarım. Ama ben temel anlamda kapsamlı bir zihin değişikliği olduğunu görmediğim için ben Kıbrıs'ta bir mevcut modalite içerisinde bir çözüm da Türkiye'nin politikasına. Çünkü Türkiye sevgili Alihan 2017'de bunu yaptı. Yani son kez kabul edelim. Türkiye hariciyesi bunu kendi içinde sonradan çok tartıştı. Biz burada çok tartışmadık ama yani Türkiye asker çekti ilk kez 2017'de. Tabii ki çok asker çekmeyi önerdi. İşte 12 yılda çekilmesi tavsiye önerildi. Rum tarafı hayır, o an hepsini çekeceksiniz diye bir kavga çıktı. Sonuçta Türkiye orada dedi ki ben Kıbrıs'ta eğer çözecekseniz ben elimden geleni yaparım. Ama sonuçta yine olmadı. Belli ki yine olmayacak gibi görüyorum ben. Şunu koyalım. Ama ekonomik adımların bize de etkisi olacak gibi geliyor bana. Yani orada bir takım kemer sıkma politikaları, belli başlı nokta atacak adımlar bize nasıl yansıması olur? Bunu merak ediyorum senden. Ya dün mecliste iki tane yasa vardı. Önemli, ikisi de geri çekildi.
ben hala şunu söylüyorum. Biz ayakta durabiliriz. Biz kendi ekonomimizi kendimiz döndürebiliriz ama pastayı büyütmek gibi bir gayemiz yok. Esas sıkıntımız bu. Pastayı büyütmüyoruz. İşte hala daha sanal bet yasası, gazino yasası, bilmem ne yasası. Hala daha bunlar meclisin gündemine geliyor, geri çekiliyor. Pastayı büyütmek gibi bir şey yok. Mesela şu anda bir inşaat sektörüyle ilgili bir yasa var. Evet. Aman Allah'ım, yani ülkenin önünde konulabilecek en büyük dinamitlerden bir tanesi olarak görüyorum. Büyük bir dinamit. Yani 2-3 tane büyük yapsatçıyı koruyacağız diye bütün KKTC batırma noktasına gidecek bir hamle olarak görüyorum. Çok tehlikeli. Tamam, yani yabancıya mal toprak satışına ben de karşıyım. Evet. Gördük işte Filistin nereden nereye geldi. Hepimiz buna çocuk değiliz, okuduk. Ama yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2013 yılında o dönem Sayın Sunat Atundu şey bakanı, ekonomi bakanı, beraberdik. Şöyle bir çalışma yapmıştık. Yani bu verileri aslında koymamız lazım ki. Yani KKTC'deki ekmekçi, yani fırın sayısı, market sayısı, efendim kafeteryalar, işte barlar, kulüpler kaç bin kişilik nüfusa göre. O zaman nüfus 350-400 bin diye planlanıyordu. Ve 700 binlik yapıya göre bizde bir şey vardı. Kaldıraç vardı. Şimdi 2013'ten bu tarafa 10 yıl geçti. Daha çok kafeler açıldı, daha çok barlar açıldı, daha çok dükkanlar, yerler açıldı. İşte her taraf galeri oldu. Hangi nüfusa göre? Şimdi bak, gördük son Rusya seçiminde 11 bin Rus seçmen buradan oy kullanmış. Demek ki adada yaşayan 40-50 bin civarı Rus var. Ve daha da gelmek isteyen var. Bu bugün 40-50 bin. Birazcık biz imkanları kolaylaştırsak, birazcık yaşam ve bu ön izin, mön izin işlerini halledebilsek bu rakam 100 binlere çıkacak. Rum kesiminin pandemi döneminde ayakta kalmasının en büyük nedeni Ruslardı. Rusların çok güzel para attılar oraya. O paralarla hep bugün Rum kesimi ayakta kalabildi. Şimdi biz hem yabancıyı çekmek istiyoruz, hem mal satmamak istiyoruz. Hem yani şey, geçen gün ben onu Ada TV'de klip yaptıydım. Şu şey var ya, Acun bağırıyor ya. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz diye. Kardeşim? Evet. Yani hakikaten ne istiyoruz? Yani yabancı gelsin istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Yani bu bir tercih meselesi. Komple herkesi gönderelim buradan. Ne Bangladeşli, ne Pakistanlı, ne Türkiye'li, ne Suriyeli. 100 bin kişi burada bir yaşam sürebilir. Belli koşullar, belli bir şartlar altında. Ama büyüme, gelişme, yani bugün son dönemde işte senin de çok arkadaşın var, benim de çok. Herkes Dubai'de abi. Herkes Dubai'ye gitmek istiyor. Herkes Dubai'den bir fotoğraf atıyor. Dubai bu hale nasıl geldi? Yabancılarla geldi. Yani Dubai'deki şirketler Dubai'lilerin mi? Dubai'lilerin %10 varsa %90'ı yabancı. Kontrolü elde tutmak kaydıyla, yani bu yanlış anlaşılmasın, kontrolü elde tutmak kaydıyla yabancıların buraya gelişini hızlandırmamız gerekiyor. Yabancıların yatırım yapmasına imkan tanımamız gerekiyor. Ama bu şu anlama gelmesin. İşte bir İsrailli gelsin, efendim Çayırova'da 500 dönüm tarla alsın. Veya gitsin Turunçlu'da 400 dönüm tarla alsın. Bu art niyetli bir şey zaten. Çok da iyi niyet aramam böyle bir şeyde. Ama adam gelip de Lefkoşa'da 3 daire alacaksa alsın. Yani daireyi sırtında götüremeyeceği için, orada bir şey de yapamayacağı için. Oralarda çok bir şey yok. Bu biraz karıştı bizde. Yani şimdi bu son adımlanan şeyi gördüm. Tasarıyı inceledim. Resmi gazetede de çıktı Levent. Mesela sen 50 tane daire yaptın. İşte babadan kalan bir evet. Yerin var, arazin var Girne'de. Oraya bir müteahhite verdin. 50 tane daire yaptılar. İşte yarısını müteahhit alacak, yarısı aileye kalacak, sana kalacak falan. Aynı ırktan diyor, şu kadar miktarda diyor veremezsin. Tamam da ben Fransız'ı nerede bulacağım Kıbrıs'ta daire satayım? Veya Japon'u nerede bulacağım? Kıbrıs'ta olan belli. Rus, İran, İsrail, Türkiye, İngiltere. Beş. Beş ülke var. Belki birazcık işte yenilerde Ukrayna, o Kazaklar, Mazaklar,
Kırgızlar, Türkiye Cumhuriyetleri falan piyasaya girmeye çalışıyor. Hadi diğerleri de. Ama Fransız yok yani. Yani sen Fransız'a bir daire satabileceğini düşünüyor musun Girne'den? Nasıl olacak aynı ırktan 50 dairenin 25'ini veremiyorsun. İngiliz'e satamıyorsun. Veya bir Türk'e veremiyorsun. Sıkıntılı. Fransız müşteri biz bulamayız. Bizim bulacağımız belli işte. Rus, İngiliz, İranlı. Bunlara zaten şu anda piyasa bunlarla dönüyor. O yüzden tekrar seçime dönecek olursak, ekonomiyi düzeltmeye dönecek olursak pastayı büyütmek gerekiyor. Yabancıların, yabancı yatırımcıların özellikle önünün açılması gerekiyor. İşte son günlerde insan kaçakçılığını konuşuyoruz. Hmm. Bir yerde bir şey konuşuyorsak zaten bir hata var demektir. Yani insanlar bu işi yapıyorsa bir açık olduğu için yapıyor. Bir açık var burada. Yani geçen gün ismini vermeyeyim. Yani önde gelen bir iş adamıyla abimizle konuşuyoruz. Yani Adana'nın en büyük markalarından bir tanesini sahibi. Ya diyor ki usta getirmem lazım. Türkiye'deki ustalar buraya gelmiyor. Burada çünkü kiralar pahalı, hayat pahalı, yaşam pahalı. İşte ayda 50 bin lira vereceğim diyor. 50 bin lira da az para değil yani. 50 bin lira verecekmiş bu ustaya. Buraya gelmiyor. Yatacak yerini veriyor, yemeğini içmesini veriyor. Ama Türkiye'deki usta 50 bin lira için buraya gelmiyor. Kurtarmıyor onu. Adam da doğal olarak başka yerlerden arayışlarda. Yani o ustayı bulmak zorunda. Çünkü sana araba sattı. Sen devletten maaşı olan bir adamsın. Taksitle de o arabayı aldın. Eve gideceksin, geleceksin. Servisi geldi. Veya bir sıkıntı oldu. Onu yaptırabiliyor olman gerekir. O adam da o arabayı sattığı için sana onu yapmakla mükellef zaten. Garantili satıyor. Usta yok. Nasıl olacak? O açıkları işte kapatamadığımız için birileri bu işlerden yıllardır nemalanıyor. Ciddi nemalanılıyor. Yani getirirken para alıyor. Ben biliyorum yani ben kendim, benim eşimden başka bu ülkede bir akrabam yok. İki tane çocuğumuz oldu. Allah razı olsun. Bakmak için, ben işteyim, hanım işte, bakmak için bir bakıcıya evde ihtiyacımız oldu. Filipinli aldık, Türkmen aldık, Bangladeşli getirdik, Bangkoklu getirdik. Yani o süreci yaşadık. Ondan olmasa kim bakacaktı Levent? Bu da biraz işte bu sosyal devlet anlayışımızın biraz daha yani biz fazla kendi dışımızdaki pek çok şeyler ilgileniyorken kendi içimizdeki yapısal noktalara daha çok ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum ben bundan sonrası için. Yoksa yani, hep böyle bir kısır döngü içinde kalacağız. Yani şu hastaneye gidelim şimdi. Lefkoşa Buranlı Almanatoğlu'na gidelim. Gece. Hep Türkmenistanlı bayanlar orada. Evet orada bir bakıcı... Yok. Yani sen de yoğunsun. Hanım da çalışıyor senin. Şimdi Allah muhafaza yani birisi yaşlandığında veya birisi hastalandığında gece kim kalacak orada? Bir gün iki gün kalabilirsin. Levent tabii ki kalır. Ben seni çok iyi tanıyorum ama evet. Süreç uzarsa ne olacak abi? Bir ay olursa, iki ay olursa. Yani mesela benim babam şimdi bir haftadır hastanede. Yani ben bir hafta 10 gün, 20 gün, bir ay, iki ay kalamıyorsun ki. İmkan yok. Öyle bir imkanımız yok. Çalışıyoruz çünkü. Bir yandan para kazanmak zorundasın. Bir yandan hastane masraflarını ödemek. Yani böyle bir şey var. Hayatın gerçekliği var. Dolayısıyla ne yaptık? Biz de gittik. Bir tane Gürcistanlı abla bulduk. Başına onu koyduk. O bakıyor. Böyle dönüyor bu iş. Yani bunları kabul etmemiz lazım. Artık devletin de bunu kabul etmesi lazım. Ve devletin bunları yani kafamızı kuma gömerek o gerçeklik, o sorun kaybolmuyor. O sorun orada duruyor. Ya sen kafanı istediğin kadar kuma göm. Yabancı hasta bakıcı olmaz. Olmak zorunda, mecbur. Onu düzenleyeceksin. Onu belki ilgili şirketlere lisans vereceksin. O lisans alan şirketler o elemanlarını, personellerini o konuda hizmet içi eğitime tabi tutacaklar. Devlete vergilerini verecekler.
Ama sen de hizmete gidip o insanlardan alacaksın. Ücreti mukabil neyse. Biz bunları yapmadığımız için birileri çıkıyor, bunları yapıyor ve bu işte para var. Yani ciddi paralar dönüyor. Çünkü bak ben de söylüyorum. Ben de çocuklara bakıcı getirmek istediğimde bakıcı ayarlayacak firmaya gittim verdim. Yani dedim bana yeter ki çocuklarıma emanet edebileceğim iyi bir bakıcı bul. Yani bu da senin helal hoş parandır dedim. Gittim kendi ellerimle verdim. Ne yapayım? Çarem mi vardı başka? Çarem yoktu ki. O yüzden de piyasada şimdi bunlar var. Yani ilk defa çıkıyormuş gibi, ilk defa duyuyormuşuz gibi tepkiler var. Şaşırıyorum. Yok ya olur mu? Dolu var. Hilal'e çok teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte yeni bekleriz. Gelirsin, konuşuruz. Ülke gündemine dair ne varsa değerlendiririz. Dediğim gibi öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Evet. Kıbrıs'taki pek çok belediyenin, Türkiye'deki pek çok belediyelere kardeşliği var. Yani Lefkoşa Belediyesi mesela Ankara ile kardeş. İşte Girne, Yalova ile kardeş, bilmem nereyle kardeş olan pek çok belediyeler var. Türkiye'de belediyecilik hizmetleri çok çok aştı. Onu çok net görebiliyoruz. Seçmen o yönde de bilinçli oylar verdi. Birazcık bizim belediye başkanlarımızın bu Türkiye'deki belediyelere ziyaretlerinin artmasını da istiyorum. Son belediyeler değişiklik yasası bu manada çok güzel bir yasa, çok olumlu. Ama biraz daha yetkilerin belediyelere verilmesi lazım. İmardı, başka şeylerdi, itfaiye gibi. Mesela itfaiye bize büyük kriz, hala devlette. Belediyelere verilmesi lazım ki o büyük binalara Allah göstermesin yarın yangın mangın çıktığında müdahale edebilirim diye. O yüzden birazcık orayı iyi okumak lazım. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim sana. Sağ olasın. Çalışmanda başarılar dileriz sevgili Alihan. Değerli izleyenler, değerli meslektaşımız sevgili Alihan Pehlivan'la Türkiye seçimlerini konuşmaya çalıştık. Tabii ki buraya etkileri ne olur ne biter. Son dönemde özellikle oradaki belediyelerle işbirliğinin geliştirilmesi, artırılması gerektiğini vurguluyor. Geziyoruz, görüyoruz. Türkiye'deki yerel yönetimler açısından önemli yol aldığını söyleyebiliriz. Çağdaş belediyecilik anlayışı içerisinde sadece standart hizmet değil, bunun dışında da çağdaş belediyecilik anlayışı içerisinde bir takım önemli yol alındı. Biz de bundan yararlanabiliriz diyor sevgili Alihan. Kendisine katılıyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle saat 14'te yeniden karşınızdayız efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.